Peki şimdi senle birlikte bu mevzuları konuşurken çok takıldığın konulardan bir tanesine geldi. Efendim Mahmut Tuncer bir süre önce Okan Bayülgen'in programında dedi ki eşim Işıl botoks yaptırdı, Halil Ergün'e benzedi dedi. Fakat Halil Ergün bu sözlere çok bozuldu. İzleyelim. Bitmiştir benim için, bitmiştir. Usta oyuncu Halil Ergün hangi ünlü ismin üzerini çizdi? Hangi sözler üzerine çileden çıktı? Türk sinemasının ve ekranların duayen isimlerinden Halil Ergün uzun süredir kabuğuna çekilmişti. Ta ki Mahmut Tuncer'in bu sözlerine kadar. Hanım Halil Ergün'e niye benziyor? Yani o botoks ne yaptırınca bu şey gülme mülme edince adamın bir jest mimikleri diye bir şey çıkıyor. Çıkmamaya başladı. Mahmut Tuncer'in eşinin botoks yaptırması üzerine Halil Ergün'e benzediğini söylemesi usta oyuncuyu bir hayli kızdırdı. Halil Ergün, Mahmut Tuncer'e öyle kızmıştı ki Tuğba Kalça'ya verdiği röportajda adını bile anmadı ve bir türkücü diye söz etti. Bir türkücü botoks yaptıran eşi için Halil Ergün'e benzedi demiş. Şunu öncelikle söyleyeyim, ben hayatım boyunca hiç botoks yaptırmadım ama yaptırabilirim. Bunu da açıkça söylerim diyen Halil Ergün, Mahmut Tuncer'i saygısızlıkla suçladı. Şimdi Halil Ergün'e botokslu damgasını ilk vuran isim yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Ali Erbil'di. Yıllar önce ondan bahsederken adam resmen botokslu, ağlayamıyor, kaşını kaldıramıyor bile demişti. Bunun üzerine Halil Ergün o zaman da bir tepki göstermişti. Yüzümde hiç botoks yok. Uyurken böyle bir tarafa doğru yattığı için bir derin bir çukur oluşmuş yüzünün bir tarafında. Bir tek orayı dolduruyorum ama botoks yaptırmıyorum demişti. Ama bir kaş göz çekilme vardı, durumu fotoğraf var yani. Yani evet, en azından var. Yaprak dökümü zamanı çok konuşuldu. Konuşunca bizi de aramıştı usta sanatçı. Saygı, sevgi, oyunculuğuna sonsuz sözümüz yok. Hiçbir şekilde yok. Ali Rıza Bey finalde hepimizi ağlattı mı ağlattı. Evet, yani Ali Rıza Bey'e gelene kadar zaten Halil Ergün'ün muhteşem bir sanat kariyeri tabii var. Çok etkili oluyor herhalde değil mi? Bu botoks biraz abartıldığı zaman oyunculuk gidiyor. Gidiyor, kötü oluyor yani. Başka biri oluyorsun. Yani o ifadeler, o çizgiler falan kalmadığı zaman kötü oluyorsun. Sonuçta 30 yaşında görünemeyeceğine göre. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Doğanın kanununu kabul ediyorsun yani. Yapacak hakikaten bir şey yok. Çünkü yaptırınca ne oluyor? Çok güzel bir şey mi oluyor? Hayır, olmuyor. Ufak tefek dokunuşlar belki ama yani ne kadar yaptırabilirsin? Yani nereye kadar gidebilirsin? Anlatabiliyor muyum? Ne kadar doldurabilirsin? Evet. Ne kadar doldurabilirsin? Bir de yani Nursel'i yüzü tamam böyle geriyorsun, yay gibi parlak falan ama onu taşıyan bir vücut var. Evet. Ya da onu taşıyan bir zihin ve ruh var. Onlar sana eşlik etmediği zaman istediğin kadar burayı aynen gerdi. Eşlik etmiyor zaten. Elin başka oluyor, kolunun altı başka oluyor, bilmem ne oluyor. Yani aynen, o yılların tesirinde kalıyorsun ister evet istemez yani. Sonra onları yaptırdıktan sonra dijital platformlarda o uluslararası yıldızları izlediğinde diyorsun ki ya ne kadar güzel, çizgisi ne kadar hoş, evet, yüzü evet ne güzel sarkmış ama ne kadar çekici çatlaklarını ama çatlaklarını gösteriyor cinini tabii, pantolonunu giyerken vücudumdaki bacaklardaki Kate çatlakları Winslet'in bile gösteriyor. Bir şeyini izledim, bir dizisini izledim. Ben de izledim. Evet, hı-hı, izledin evet, mi o diziyi? Evet, izledim. Orada kadın üstelik de 75 doğumlu evet bir kadın, yani genç bir kadın. Özellikle kilo almış, çatlaklarını i̇şte gösteriyor. İşte onu dedim yüzü ben de zaten. Anladın mı? Evet, evet. Yani bakıyorsun ki bambaşka bir zihniyet var. Ama orada dijital platformlarda öyle ama ekran mı bunu acaba, televizyon mu biraz daha böyle kusursuzluk istiyor? Ya gencecik, yani gencecik oyunculara bakıyorsun. Tabii 30 yaşında evet başlıyorlar. Ne 30'u? Keşke 30 olsa. 20'lerinde başlıyorlar. Bu işte efendim ne kadar erken yaptırırsan o kadar etkili olurmuş. Bir de böyle bir şey çıktı şimdi. Onu çıktı. Evet, evet. Yani bu da ne demekse. Yani niye 30 yaşında botoks yaptırasın ya da 25 yaşında? Onu da anlamak mümkün değil yani. O biraz can sıkıntısı. Bilmiyorum, güzel görünüyor mu sizin? Bence hiç güzel gözükmüyor. Hayır, yani görünmüyor. Abartısı o dönem, güzel gözükmüyor. Dönem dizilerinde kusursuz fizikler, makyajlar falan. O zaman dönem dizisini izlemiyorsun ki.